Tasarının genel mantığı ve ruhuna baktığımızda AKP iktidarları döneminde her değişen Milli Eğitim Bakanı'yla yeni bir sistem denemesine gidildiğini biliyoruz. Aslında bu yasa teklifiyle de yapılmak istenen yeni bakanla birlikte teşkilat yapısı başta olmak üzere önemli değişikliklerin olması. Bu tasarı ile birlikte bir kez daha bakanlığın milli unsurunun ortadan kaldırıldığını, çıkarılacağını, belli bir zümre ya da zihniyet çerçevesinde yapılandırılmak istendiğini görüyoruz. Şimdi sistemin değişiminden kaynaklanan sorunlara baktığımızda bu sorunların eğitimde geriye dönüşümsüz yaralar açtığını görüyoruz. Bugüne kadar yapılan değişikliklerin hiçbiri reform niteliğinde değişiklikler değildir. Ve bugüne kadar yapılan değişikliklere baktığımızda bunların toplamda bireysel çıkarların ön planda olduğu, eğitim politikamızın bile toplumu ayrıştırıcı, hoşgörüden uzak, dogmatik, ideolojiye özel negatif düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Adını Bakanlık Marif Müfettişi, adını Bakanlık Marif Müfettiş Yardımcısı koyarak içlerinden bu 2500 kişilik grubun içlerinden 750 kişiyi ayrıştıracaksınız. Yani Marif Müfettişlerinin özlük haklarıyla oynadığınız bir yasa tasarısından bahsediyorum. İl Marif Müfettişlerinin denetim ve soruşturma yetkilerinin elinden alındığı bu yasa tasarısı, bu yetkinin ellerinden alınması doğru değildir. Burada bireysel fayda, burada bireysel kayırmacılık ön planda olup kamusal yararın hiç de olmadığı bir düzenlemeden bahsedilmekte. İyi bir eğitim, başarılı bir eğitim, yaşam kaygısı olmayan, geçim sıkıntısı olmayan mutlu öğretmenlerle sağlanabilir. Sizin öğretmeninizin yaşam kaygısı varsa, evime nasıl ekmek götüreceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim kaygısı varsa, mutsuz öğretmenden iyi öğretmen olmaz. Mutsuz öğretmenin eğittiği öğrenciler de iyi eğitim alamazlar. Eğer bir ülkede aileler eğitim için özel okulları tercih etmeye başladılarsa, eğer bir ülkede üniversite eğitimi için çocuklar yurt dışı okullara kapak atmanın çarelerini arıyorlarsa ve üniversite sonrasında tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan Türkiye'ye olan beyin göçü gibi tersine bizde de beyin göçü başladıysa bir kez değil çok kez oturup düşünmemiz gerekiyor. Bu tasarı ile komisyonda tartıştığımız ancak AKP'li vekillerin oy çokluğu ile geçen kıyak akademisyen milletvekilliğinin önünün açılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak hiçbir zaman ama hiçbir zaman kıyak akademik milletvekilliğinin önünü açmayacağız. Eğer böyle bir maddeyi buradan geçirecek olursanız bu ayıp da size yetecek. Eğitim alanındaki düzenlemeler toplumsal mutabakatla olmalıdır. Aksi halde çoğunluğun istediğinin kanunlaşmasının adı reform değildir. Çoğunluğun istediğinin kanunlaşmasının adı sistemin deformasyonudur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.